Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Sevgili seyirciler, günaydın. Paranın rotasından ve haftanın son günündeyiz. Bugün 22 Kasım zannedersem 22 Kasım 2013 Cuma ve stüdyomuzda da Üzeyir Doğan var. Üzeyir de saate baktı. Senin de haberin yok değil mi tarihten falan? Emin olamadım bir an. Evet, şimdi bu piyasalar tam bir şeye döndü artık. Ne bileyim böyle bir hani... Köylerde eskiden tereyağı yaparlardı, böyle yoğurt şeyi kaymağını koyarlardı da çalkalarlardı ya. Yani tam ona döndü. Bir veri geliyor gümbür gümbür aşağı, öteki veri geliyor gümbür gümbür yukarı. Felaket bir şey vardı. Yani felaket bir volatilite vardı diyeyim. Son günlerde bu volatilite daha da arttı. Hele FED toplantı tutanaklarından sonra hani gelecek aylarda... Ekonomik verilere bakılarak dendiği için şimdi herkesin gözü ekonomi verilerinde. Neyse bugün rahatız. Çünkü Amerika'dan veri falan gelmeyecek. Yani piyasalar onun rahatlığını bir miktar yaşayacak mı? Ne dersin? Bu arada sevgili seyirciler, sizler de sorularınızı paranrotası@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Twitter'da da @yerdinç65 Tweet'te benim tweetime gönderebilirsiniz. Bu arada Tekin Beyazıt demiş ki S&P'nin bağımsız olarak sadece verilere göre karar alabileceğine güveniniz tam mı? Yoksa ipini elinde tutanın okeylemesi mi lazım demiş. Evet, bu sabahın en önemli haberi S&P isimli derecelendirme kuruluşundan notumuzu teyit etti. BB artıdaydık biz. BB artı olarak kaldı. Görünümümüz durağan. Hani pozitif olsa not artışı bekleyebiliriz. Ve dedi ki notunuzun düşmesini gerektirecek şey cari açığın hızla yükselmesi ve borçlama maliyetlerinin artması notunuzu düşürür. Notu arttıracak şey de dedi yapmış olduğunuz cari açığı düşürmek üzere yapmış olduğunuz yapısal reformlar aynı zamanda büyümeyi, üretimi ve istihdamı da harekete geçirirse cari açığı düşürüp üretimi de harekete geçirirse o zaman notu artırmayı düşünebiliriz dedi. İhracat konusunda çok olumlu şeyler söyledi. İhracatı istikrarlı büyüdüğünü söyledi. Tüm bu resim içerisinde en azından Amerika'dan da çok fazla veri gelmeyecek. Dünkü hareketleri de biliyorsun. Borsa 1000 puan aşağıdan açılıp sonra gene en azından 74.500 üzerinde kapattı. Yani tehlikeliydi aslında dün. Dün açıdan biraz ben olumlu buldum. Bugün neler bekliyorsun? İstersen önce borsayla başlayalım. İzleyicilerimizden de borsaya ilişkin ilk başta soruları alalım. Ne diyorsun şu önce S&P'ye? S&P malumun ilamı oldu yine. Daha önce de Fitch aynı şekilde açıklamalar yapmış ve Türkiye'nin notunu aynı şekilde teyit etmişti. 2012'de verdiği notları. S&P yine en son not arttıran kurumlardan biriydi. Hatta en son not arttıran kurumdu. Ve şu anda bu sene bunu teyit ettiğini gördük. Yani bu sene bizim açımızdan açıkçası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından izleme süreci olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki sene bu açıdan daha yoğun geçecek. Bu açıklamalar sence borsa üzerinde şey yaratır mı? Çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü hemen hemen bilinen her şeyi söylemiş durumda. Burada hani dikkat çektiği önemli noktalardan biri kredi büyüme hızına özellikle vurgu yapmış. Merkez Bankası'nın ifade ettiği %15 seviyesinin önemli olduğunu ifade etti. Bundan sonraki süreçte belki bunu daha yakından izleyeceğiz ama o kredi büyüme hızı açıklandıkça bu rakamları göreceğiz. Hani anladım. Piyasaya etkisi nasıl olduğunu ama şu anda direkt olarak bu açıklamaların ben çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Zira baktığımda hemen hemen bizim bildiğimiz ve daha önceden de birkaç aydır belki de son bir yıldır konuşulan söylemlerin tamamı bir rapor haline getirilmiş. Hatta büyüme tarafında 2014'e yönelik biraz daha olumlu bir tablo var gibi. Onu da ihracat tarafındaki iyileşmeden öngörüyorlar zannımca. O açıdan baktığımızda çok olumsuz bir tablo gözükmüyor ama ekstra olumluluk yaratacak bir şey de yok bence. Çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum ben açılışta. 3.6 büyüme bekliyorlar seneye. Evet. Fakat şey garip değil mi? Bu seneyi 3 bekliyorlar.
Evet, orası biraz daha şey, yani şu an 52 verilerle zaten bu senenin büyümesi 3,5 civarında çıkacak gibi gözüküyor, evet, veya yani belki biraz daha üzerinde. Bakıyorsun ya diyorsun, farkında mı değiller? Yani sonuçta 4,2 büyüdü ikinci çeyrekte bu ülke. Evet. Şeye baktığında, hani toplam hesabı kitabı yapıyorum, sanayi üretimine falan baktığımda biz 3,6 diye tahmin ediyoruz bu seneki büyümeyi. Bir de artı enflasyon var bu sene. Evet, onun da etkisi yani olacak. Bu sene bir de enflasyon da var. O da şey yapıyor. Hani harcamaları falan arttırıyor yani. Sen enflasyon olacağını öngörürsen, işte yarın zam geleceğini düşünürsen alıyorsun yani. Şimdi Üzeyir, şeye bakalım istersen. Grafiği arkadaşlar verebiliyor muyuz? Grafiği şu an vadeli işlemler borsasında işlemler başlamış durumda. Ve dünkü kapanış seviyesi 92.200-325. Şu an itibariyle de 92.550. Yaklaşık olarak bir 200 puanlık artı da açılmış. O da dünkü yurt dışı olumlu kapanışın etkisi, Amerika'nın etkisi diyebiliriz, evet, ona da. Bir dakikalıklara baktığımda şöyle çıkıyor. Açılmış, hızla yukarı gitmiş, hafif gerilemiş. Şimdi tekrar 92.500'ün üzerinde bir işlem olmaya çalışıyor. Şimdi istersen bir borsaya şöyle biraz derinlemesine bakalım mı? Borsanın şöyle bir günlük grafiğini getiriyorum. Günlük grafikte dikkat edersen şurayı bir açıklayalım. Hani ne olunca ne oluyor? Biz yani herkes, ben dahil herkes balık hafızalı olduğumuz için çok çabuk unutabiliyoruz neler olduğunu. Şimdi bir kere şurada 80.730. Burası en kritik. Yani burası çok kritik bir direnç seviyesi. Yani buradan iki defa döndük yani, evet. 80.500 civarında. Ve şurada bir boşluk var. Bu boşluk çok cezbediyor. Yani endeks bu boşluğu doldurur yani. Bir şekilde doldurur. Ne zaman bilmiyoruz ama. Şurası Moody's'in not artışı bekleyip de sonra Moody's'in not artışı falan yok dediği dönem. Tam orada 86.000, 87.000'den 75.000'e kadar yaklaşık bir 11.000 puanlık düşüş var. Ardından tekrar Moody's beklentileri başlıyor. Moody's not arttırıyor şurada. Moody's not arttırdıktan sonra gidemiyor piyasa. Ve arkasından tam şu tarihler, 27 Mayıs civarı, tam 30 Mayıs. Tam o sırada gezi olayları var. Ondan sonra Bernanke şeyden bahsediyor, tahvil azaltımından ilk defa bahsediyor buralarda. Ve bu şekilde hızlı bir şekilde düşüş. İlk başta en azından 69.000, 70.000'de bir destek buluyoruz. Ve bu 69, 70.000'deki destek. Şimdi burası dikkat edersen çok böyle kararlı bir hale geldi. Yani 70.000'e yaklaştığı anda buradan alımlar geldi. Şu bölgeyi bir hani günlük grafiklerde bir ayı tuzağı olarak değerlendirebiliriz. Yani piyasa 64.000'i kabul etmedi. Ve çok çabuk kurtuldu o bölgeden. 200 haftalık ortalama da vardı orada. Yayında bunu konuşmuştuk, çok iyi hatırlıyorum, 200 haftalık ortalamaya. Evet. Peki şimdi bu aşamada şu görüntüden sonra şu hareket yukarı doğru devam edip biz yine 80.000, hatta 80, yani bu yıl sonu itibariyle bir 80.000 üzeri kapanış yapabilir miyiz? Ne diyorsun endeks için? Tüm bu FED tutanakları falan hepsini bir araya alırsak. İhtimal dahilinde diyorum 80.000 testi en azından, belki üzerindeki rakamlar da olabilir diye düşünüyorum. Burada şu var. Biz her ne kadar FED tutanakları biraz algıyı değiştirmiş olsa da ondan önce Yellen'in ve Bernanke'nin açıklamaları vardı. Hı hı. Bu tutanakların da geçtiğimiz ayın tutanaklar olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani onlar bir önceki ayın tutanaklarıydı. Toplantıdan sonra Yellen ve ardından Bernanke konuştu. Ve daha sonra önceki toplantının tutanakları açıklandı. Bu nedenle ben Yellen'in ve Bernanke'nin açıklamaların daha önemli olduğunu düşünüyorum. Oraya baktığımızda da özellikle Yellen tarafında Yellen'in açıkçası varlık alım programını aynen devam ettireceği konusunda neredeyse hiç şüphe yok gibi geldi bana. Yani burada yıl sonu zaten kesin. Mart konuşuluyordu zaten. Ben o Mart'ta kesinleşti diye düşünüyorum. Ve belki de daha fazlası. Yani Yellen'in o açıklamalarını eğer devam ettirecek olursa buradan ben tahvil alım programındaki azaltmanın en azından yılın ikinci çeyreğinden itibaren başlayacağını düşünüyorum. Bu açıdan sen de çok iyimsersin ya. Yellen'in yani açıklamaları an sonrası az bile diyebilirim. Yellen benden daha iyimser. Bir tablo çizi varlık alım hani programı aralık için. Aralık diyenler var. Hadi ben aralığı düşünmüyorum, aralık olacağını falan da. Ya zaten ne önemi kaldı?
Çünkü FED toplantı tutanakları bilakis çok olumlu değil mi? Bana göre çok olumlu. Şöyle diyor FED tutanak. Ya kardeşim biz çok uzun süre faizleri zaten düşük tutacağız. Tahvil azaltımı nedeniyle tapering işini başlatırsak diyor. Ben diyor orada diyor faizlerin arttığını görmüş. Bernanke şaşırdığını söyledi. Yani piyasanın çok tepki verdiğini söyledi. Hani onun ilk açıklamalarına. Evet. Bir anda 1,5'tan faizler 3'e geldi yani 10 yıllıklar. Şimdi bu kadar arttırdığını görünce bunlar bir dakika dediler. Yani bence piyasanın öyle bir reaksiyon vereceğini tahmin etmemişler Özeyir. Yani ama sen ilk çeyreğe kadar diyorsun. Normalde ilk açıklamalar şöyleydi. 2014'ün Haziran'ına kadar. Bu iş başlayacaktı. Evet. Bu iş bitmiş olacaktı, yani normal şartlar altında. Sen ilk o Mart mı diyorsun yani? Mart. Belki de Mart'tan sonra. Ben orada da Yellen'in ifadelerinden şu önemliydi. Yellen işsizlik oranlarına vurgu yaparken şu ifadeyi de kullandı. Mevcut işsizliğin şu anki geldiği seviyeler, düşük olarak görülen rakamlar ki daha hedeflere ulaşmadı. Bunun nedenlerinden bir tanesi de istihdama katılımdaki azalma dedi. Yani işler biraz daha toparlarsa, tekrar istihdama katılım olsa aynı şartlarda işsizlik düşmeyecek demektir bu. Yani evet. Orada da bir sıkıntı var. Yani Yellen şunu görüyor. Yani şu an işsizlik oranında önceki aylara göre bir düşüş var. Ama bu düşüşün sebebi gerçekten ekonomide işlerin yoluna gitmesi ve işsizlik sorununun çözülmesi değil, istihdama katılım oranının azalması. Yani bunu da göz önünde bulundurduğumuzda işsizliğin hedeflerin 6,5'un altına düşmesi için, gerçek bir toparlanma için ekonominin ciddi bir büyüme sergilemesi lazım. Şu anda da ben o yönde bir şey göremiyorum açıkçası. O işsizlik verilerine güvenmemeliyiz gibi de bir FED üyesi şey yapmıştı değil mi? Yani bunlar o kadar da güvenilir değil gibi bir laf söylemişti. Yani ben şu an 7'nin üstünde olan bir işsizliğin de birkaç ay içerisinde Amerika'da 6,5'a düşeceklerini ve FED'in de tahvil alım programını biz azalttık deme ihtimali ben açıkçası düşük görüyorum. En azından Mart sonuna kadar, hatta yılın ikinci çeyreğine kadar ben o tarafta, her ne kadar polemik devam edecek olsa da ben... Verilerden ziyade bundan sonra Yellen'in yapacağı her açıklaman daha önemli olacağını düşünüyorum. Yani önümüzdeki ay tarım dışı istihdam verisi yine iyi gelir. Belki yine bir tartışma yaratır. Piyasa belki bir olumsuz etki yaratır ama onun ardından Yellen'in ne söyleyeceği bence daha önemli olacak. Şimdi 6 Aralık'ta tarım dışı istihdam. Evet. Şimdi herkesin gözü orada. O veri geldiği anı düşünmek istemiyorum abi. Geçtiğimiz ayın çok iyi gelmiş olması da 6 Aralık'a yönelik beklentileri biraz arttırdı ama bu da aslında piyasa için de bir sıkıntı. Yani beklenti arttı. Aslında normal kabul edilebilecek belki 160 bin, 170 bin bir rakam bu sefer piyasada veri kötü geldi izlenimde doğurabilir. O açıdan da o veri biraz daha riskli oldu bence. Bir de o veri öncesinde hani kim risk almak istemeyebilir, yatırımcılar satışa da geçebilir bir miktar. Evet, onu da etkisi dolayısıyla olabilir. Orada satışa geçmek için şimdi biraz almaları lazım. Yani öyle diyelim. Barış Nuri altının kaderi ne olacak, ons altında dip neresi diye sormuş ama altına biraz sonra değineceğiz, o zaman bakarız. Murat Uçar demiş ki benim anlamadığım bir konu var. Dow Jones iyi olunca mı biz iyi olacağız, yoksa kötü olunca mı biz iyi olacağız? Yani Dow Jones kötü olursa mı biz iyi oluruz? Dow Jones iyi olursa mı biz iyi oluruz? Aslında hani direkt Dow Jones'a bağlamamak lazım. Ben orada şuna bağlamak gerektiğini düşünüyorum. Amerikan faizleri düşerse iyi oluruz, çıkarsa kötü oluruz. Yani oraya bağlamak daha doğru gibi geliyor bana. Enteresan bir durum var aslında. Benim de mesela baktığım hani piyasada bir varlık alım programı devam ediyor. Genişlemeci politikalar devam ediyor. Bir para akışı var piyasaya, evet. Ama bu para şu an baktığımızda sanki sadece Amerikan hisse senetlerine ve tahvil bonoya giriyor gibi bir izlenim var. Burada eğer gerçekten bir bollaşma varsa, hani neden emtia fiyatları artmıyor vesaire soruları gündeme gelebilir. Öyle bir paranın bol olduğu dönemde altının vesairenin de artması lazım. Sanki piyasanın bir dinamiği var. Bu dinamik enflasyon yaratmayacak ama gelir elde edebilecek ürünlere gidiyor gibi. Yani böyle sanki bak şimdi, para gelsin. O kadar önemli bir şey söylüyorsun ki. Hani enflasyon yaratmayacak ama balon yapabileceğimiz, para kazanabileceğimiz ürünler değil mi? Evet. Enflasyon endeksinin içerisinde varlık fiyatları var mı? Yok. Yani hisse fiyatları enflasyon endeksinde yer alıyor mu? Yok. Yer almıyor. Bu çok önemli bir tartışma konusu aslında. Yani onlar da yer almalı mı? Niye biliyor musun? Bütün Merkez Bankası politikaları enflasyon hedeflemesi üzerine kurulmuştur. Şimdi varlık balonu nerede oluşuyor, nerede oluşmuyor, tamam mı? Tahmin etmeye çalışıyor. En son Janet Yellen dedi ki varlık balonu yoktur dedi. Yani şu an biz bakıyoruz borsaya dedi. O kadar da pahalı değil dedi. Yani orada bir balon yok dedi. Bu balonu tespit etme işi yani 1200'lü yıllardan beri
Tamam, mümkün olmamış. Hollanda'da lale çılgınlığı başlamış. Bir lale 3 guldenden 1500 guldene fırlamış. Yani 1 dolar 3 liradan düşünsene 1500 liraya fırlıyor. Herkes servetini lale ile ölçmüş. Lale soğanıyla. Arkasından tren yolları. Tren yolları felaketi var. Yani tren yolları yapılırken müthiş herkes. Yani diyorlar ki oraya tahvil satıyorlar. Zaten Moody's oradan çıkıyor. Yani Moody's ilk o tren, bunlar ödeyebilir mi geri diye rating yapıyor. Kendi kafasından adamın biri John Moody yapıyor onu. Ve arkasından Moody's çıkıyor. Yani şöyle söyleyeceğim. Çok önemli bir nokta olduğu için. Şu tartışılıyor literatürde şu an. Gerçekten enflasyon içerisinde o varlık fiyatları da yer almalı mı? Tamam mı? Çünkü aksi halde sen sadece enflasyona odaklandığında ne yapıyorsun? İş gücü, imalat sanayi, çekirdek enflasyon artıyor mu? Çekirdek enflasyonu arttıran tek bir şey var, o da işsizlik, iş gücü. İş gücüne yapılan zamlar, o kalıcı bir şekilde arttırıyor enflasyonu. Ama diğer taraftan kurlardaki artış geçici etki yaratıyor. Veya para arzını arttırırsan o kadar bir enflasyon yaratıyor, sonra normal gidiyor falan. Şimdi daha doğrusu ücretler enflasyona endekslenirse enflasyon yaratıyor. Bilim bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Senin dediğin doğru. Ama Amerika'da büyüme başlarsa Üzeyir, sorum şu. 10 puanlık soru. Amerika'da büyüme başlarsa bu iş dünyasının yatırım yaptığı anlamına gelir. Ve daha fazla kişi tamam istihdam bulacak. Üretim harekete geçmiş, hızlı bir harekete geçmiş olur. Bunun için emtia lazım. Bu durumda fiyat. Çin ciddi harekete geçer. Çünkü Amerika'yı, yani Çin'i besleyen ülke Amerika. Çin mallarının çok büyük bir kısmı Amerika'ya satıyor. İşte öyle bir ortamı ben hayal ediyorum. Enflasyon böyle bir şeyin arkasında birikmiş, barajın arkasında birikmiş su gibi. O paralar şu an evet birikmiş ama kapakları açtığın zaman sen, kapaklar açılmaya başlayıp 3-5 kapak, kapağı kontrol etme imkanı yok. Yani hızla enflasyon gelebilir. O zaman altının günü olacak. Evet, zaten altının için beklentiler de önde. Yani kısa vadede belki çok bir şey vaat etmiyor gibi ama ben uzun vadede altının bu süreçten etkileneceğini düşünüyorum. Yani parasal genişleme bu boyutlara ulaşmış. Dünyada bu kadar para bollaşmış ama ne hikmetse bu paralar hep şu anda hisse senetlerine yönleniyor. Ya da İşte Fed'de negatif faiz yapacağım diyor. Evet, yani ecebe. Evet, geliyorlar 0.25'te faiz alıyorlar Fed'den. Para piyasasında ne kadar alıyor bankalar biliyor musun? Yani Interbank'tan Amerika'da. Fed orayı da fonluyor biliyorsun. Hı. 0.15, 0.17 ile alıyorlar. Fed'de 0.25 ile tutuyorlar. Miktarı çok düşünürsen acayip bir kar yazıyorlar. Şimdi orayı sıfırlarlarsa veya negatif yaparlarsa parayı orada tutamazlar. Mecburen dönüp bu piyasaya başka piyasaya girmek zorunda. Ama işte o zaman çok büyük varlık balonları da oluşabilir. İlla reel sektöre gitmeyebilir o para. Kesinlikle onda etkisi olabilir. Bu sırada Murat Uçar'ın sorusuna cevabı verdik. Daha çok Amerikan 10 yıllık faizleri izleyelim dedik. Ahmet Öztürk'ün bir sorusu var. Endeks aylık grafiklerle dolar bazında son 2 ayın en düşük kapanışını yaparsa bu ay sonu 3.69 dolar ne anlama gelir diye sormuş. Evet, dolar bazında da bakmalıyız endekse. Bu arada sizlerden sorular gelmeye devam ediyor. Kısa bir aradan sonra sorular üzerinden gideceğiz sevgili seyirciler. Bank Asya'da. Evet, paranın rotası bütün hızıyla devam ediyor. Endeksin ilk rakamını hemen verelim. İMK BIST 100 endeksi 75.065 seviyesinden açıldı sevgili seyirciler. Düne göre %0.52 yukarıda. Zaten böyle bir açılış olacağı aşağı yukarı az önce gösterdiğimiz vadeli işlemler piyasasından, VIOP'tan belliydi. Orada da bir miktar yukarı hareket vardı. Sizden gelen sorulara bakalım. Metin Barlas diyor ki borsanın yönünü VOP takasları daha iyi gösteriyor aslında. Alıcı ilk 3 70 bin kontrat, satıcı ilk 3 60 bin kontrat ama büyük yükselişlerde 100 bine yakın alış vardı diyor. Ne diyorsun? Ben açıkçası bu takasların izlenmesi gerektiğini ama çok da fazla itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tamam, yani bir izlenip bir veri oluşturabilir orada ama artık piyasalar o kadar kompleks ki, yani sadece yatırımcılar gelip VOP'tan 100 bin kontrat alıp piyasa yükselsin diye beklemiyorlar. Yani oradaki ürünle alımların bir kısmı aslında spot piyasadaki hedge ya da opsiyonlarla dengeleniyor. İşte başka bir enstrümanla dışarıda organize olmayan piyasada yapılan forward işlemlerle dengeleniyor. Yani orayı tek başına bir gösterge olarak kabul etmek
çok akıl, mantıklı değil yani. Evet, sadece takas izlenmesinin üzeri. Evet. Ben de uygun bulmuyorum. Çünkü takasta daha sonra çok fazla virmanlar yapılıyor. Tamam mı? Evet. Yani hisse takasında da benzer şekilde şeyler. Hani aslında beyin insanı zorluyor. Ya öyle bir göstergeye bakayım ki sürekli bana para kazandırsın. Hayır efendim. Piyasalarda biz ne diyoruz şimdi? Amerikan faizlerine bakın. 10 yıllık faizler aşağı giderse biz yukarıyız. E bugün aşağı gidiyor zaten. Dün 2.79 gördü. Bugün 2.77. E bugün biz de yukarı gidiyoruz. Dolayısıyla bugünkü açılışı bilmek için çok müneccim evet. olmaya gerek yok. Önemli olan bugün Amerikan faizleri tekrar yükselecek mi? Yoksa aşağı mı gidecek? Aşağı giderse biz yukarı gideriz. Normalde birebir korelasyon yok ama başka bir olay nedeniyle biz gümbür gümbür aşağıda evet. gidebiliriz yani. Onu çok şey yapmamaları lazım yatırımcıların. Demin Ahmet Öztürk'ün sorusu vardı. 3.60 dolar neyi gösteriyor vesaire diye. Önce ben bir soruya bakayım. Grafiği alalım. Hocam endeksi aylık grafikler dolar bazında son 2 ayın en düşük kapanış yaparsa bu ay sonu 3.69 dolar ne anlama gelir diyor. En düşük kapanış yaparsa. Şimdi bakalım 3.14 dolarmış. Grafikte. Verelim grafiği. 3.14 dolar dip. Yani son 3 ayın, son 4 ayın dibi. 3.14 dolar. Yani onun öncesindeki düşüşlere baktığımızda yani bu 2011'de var. Yani bizim şu şeyden sonra, Bernanke'den sonra ve artı şeyden sonra işte Gezi vesaire Bernanke gördüğümüz yer 3.10 dolar. Şimdi ise kaç dolarda? 3.72 dolar seviyesinde. Aylık bazda baktığımızda 2 ay yükselmeye çalışmış. Bu ay bir miktar geri çekilmiş. Ve genel olarak şeyde şu 4 aylık düşüşün ardından şöyle bir yükseliş olacağı aşağı yukarı belliydi. Bir miktar yükseldi. Şimdi burada destek buluyor. 3.69 ne anlama gelir demiş. 3.69 borsanın hiç hareket etmediği anlamına gelir, öyle değil mi? Çünkü burası 3.69. Yani 3.69 seviyesi şöyle bakarsan şurası da destekmiş. Buradan kurtulmuş, test etmiş, buraya gelmiş. Bana çok fazla bir şey vermiyor yani. Yani çok net sinyal vermiyor. Ama biraz orta vadeli baktığımda talep konsantrasyonu iyi değil. Şu an hala zayıf talep olduğunu görüyoruz. Aşağıda TK göstergesi var ama siz KJ'den göremiyorsunuz. Evet, alabiliriz grafiği. Evet, şu aşağıdaki talep konsantrasyon... Evet, talep konsantrasyonu istediğim gösterge aylık bazda şu diplere yaklaşmış durumda. Yani şuralara gelmiş durumda. Şuralarda destek bulmaya çalışıyor. Özellikle buradan yukarı döner mi dönmez mi sorusuna şu an grafikte baktığımız kadarıyla hani çok güçlü bir dönüş yapma olasılığı zayıf gözüküyor aylık bazda. Onu söyleyebiliriz sadece. Evet, sorulardan devam edelim. Üzeri sana gelen sorulardan. Hüseyin Bey hayırlı cumalar demiş. Sizlere de hayırlı cumalar. Yaşar Hocam iki usta bir aradayken BIST, altın, euro, dolar yorumlarsanız seviniriz demiş. BIST'i yorumladık. Ama yorumlamadık tam da. Ne bekliyorsun sen önümüzdeki bir aylık bir süre içinde? Bir aylık bir süre içerisinde ben endekste özellikle 73.500 kısa vadede mümkün olduğu kadar takip edilmesi ve eğer pozisyon alanları varsa da stop loss olarak takip etmesi gereken seviye olarak düşünüyorum. 73.500 kırılırsa geçtiğimiz hafta orada oluşan bir boşluk vardı. O boşluk doldurulur ve bence 70.000 civarı yeniden test edilir. 70.000'e doğru bir gerileme olur. 70.000'i açıkçası ben şu ortamda 70.000'in altındaki rakamları beklemiyorum. Hatta 73.500 bile altı olmamalı endeksteki olumlu seyrin devamı için. Bu nedenle ben 73.500 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğini, ilk etapta bir 77-78.000 civarı ve yıl sonuna doğru da 80.000 ve belki 80.000 üstündeki rakamlarda göreceğimizi düşünüyorum. Burada iki temel neden var. Bir tanesi geçtiğimiz yıl kapanışı yaklaşık 74.000 civarıydı. Endeks şu an o kapanışlarda. Burada seneyi bir miktar artıda kapatmak için bir çaba gösterilir diye düşünüyorum ben. Hani 74.000 çok altında olsak endeks tamam. Yani yeni duruma adapte olmuş diyebiliriz ama burada geçtiğimiz sene alınan pozisyonlar var. Yıl sonu beklentileri var. Yani 74.000'in bir miktar üzerinde kapanma isteği olur gibi geliyor bana. Zaten burada teknik olarak da... net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. 73.500'ün altını çok fazla beklemiyoruz ama giderse oraya stop yapın. Kesinlikle. Ve 71.000, 70.000 civarında tekrar alın deneyin. Diyorsun. Ama normal şartlarda... Şu an pozisyon varsa ve alınmışsa varsa, da 73.500 üzerinde tutulmalı. Tutun. 78.000, 80.000 civarında ilk orası hedefte ilk satış hedefi olabilir diyorsun. Tamam.
Aydın Yağcı demiş ki bu sorum ikinize de demiş sayın hocalarım demiş. 31 Aralık vade için BIST yüzde zirve hedefiniz nedir? 31 Aralık için senin zirve hedef yani oraya kadar en fazla nereyi görürüz? En fazla 85 bini görür diyebilirim yani en fazla. Evet. Ama yani bu noktada ama benim... Peki hedefin ne? Beklentim. Yani senin beklentin... 80 bin, 82 bin civarı. Yani maksimum görebileceği seviyeler bana oralar gibi geliyor. 2 yıllık bunu... faizlerin ve doların nereye düşmesini bekliyorsunuz? Dolar açıkçası benim beklentim yıl sonu için... Bu 2 yıllık faizleri galiba Türkiye'deki, Türk 2 yıllık, evet. Evet, yani... Döviz tarafında beklentim çok fazla aşağısı değil. Yani 1.95'in altında ben kalıcı bir hareket beklemiyorum yıl sonuna kadarki süreçte ama 1.95 görülebilir. Ve belki 1-2 puan altı üstü görülebilir ama ortalaması 1.95'in üstünde olacak gibi geliyor kapanışında. 1.95-2 aralığı döviz için, dolar için en azından hareketin olacağını, kapanışın olmasını beklediğim yerler 95'e yakın bir şekilde. Faizlerde çok fazla düşüş beklemiyorum çünkü Merkez Bankası'nın sıkılaştırma önlemleri var. Bu devam edecek gibi de biraz daha. Bu süreçte ben faizlerde 8.5'un altındaki rakamları beklemiyorum. 9.9.20 belki 9.5'a doğru hareketler zaman zaman olabilir ama ortalamanın 9.9.20 civarında yıl sonuna kadarki süreçte devam edeceğini düşünüyorum. Yani 8.5'a 9.5 arasında. O zaman BIST hedefini de şöyle verebiliriz. BIST 100 hedefinde 78 bin 80 bin arası verilebilir. Maksimum yani 82 zirve bin. İçin 82 bin diyorsun. Evet. 78-80 bin yani yıl sonu için ama bunun çok aslında fazla da önemi yok. Sevgili yatırımcılar, yani aslında biz bir saat sonra hatta 5 dakika sonra buraya düşen bir haber nedeniyle her şeyi satın endeksten az 60 bine kadar düşecek de diyebiliriz. Yani şartlar değiştiğinde bütün değerleme değişiyor. Bu nedenle benim size tavsiyem şu, hani o nereye gider buraya gider değil. Ben şimdi pozisyon alayım mı almayayım mı? En kolay yatırımcının yaptığı şey pozisyon almak. Bunu herkes çok iyi alıyor. Herkesten benim işittiğim şey. Hocam çok iyi yerden alıyorum ama satamıyorum. Satma konusu sizin işiniz değil. Yani satma konusu sizi yönlendiren bir şeytan var beyninizin içinde. O size ne sattırıyor ne sattırmıyor. Sürekli umut vaat ediyor. Dolayısıyla mesela bir kağıdı alırken atıyorum 4 liradan almış. 4.40'a geldiğinde satacağım demiş. Bir yıllık faizi kazanacağım 4 liradan aldım. 4.40 müthiş bir şey. %10. Tamam mı? Vade zaman uyumsuzluğu var ya, 4'ten 4.40'a geldiğinde aradan da 3 hafta geçmiş. Bir bakıyor ki güçlü acım var. Acaba daha gider mi sorusunu sorduğu an bitti. Satamazsın kesinlikle. Ki. Sonra 4.38 olunca niye satamazsın? Çünkü beyin çıpa yapmış oraya 4.40. 4.40'ı gördü de satmadım niye 4.38'den satayım? Peki 4.30'a düşünce gene satmaz. Çünkü zararım çok büyüdü. Keşke 4.38'de satsaydım. Bu keşkeler hep satışta çıkar. O yüzden de beynin öyle bir mahareti yoktur. Siz yapacağınız şey stratejidir. Ben şimdi alıyorum, şuraya gelince satacağım, karımı cebime koyacağım. O sırada 500 tane hisse var. Onlardan bir tane daha bulurum öyle. İkincisi de stop. Şu zarara gelince daha fazla zararı büyütmeyeceğim, satacağım. Bunu yıllardır anlatıyorum. Ve bence öyle bakın. Yani yıl sonu endeksin kaç olduğunu çok önemi yok. Sizin stratejiniz var mı? O çok önemli. Avrupa borsaları diyor Zeki Bey... Belli ki bizim endeks Amerika verilerine çok odaklanmış durumda. Bu arada borç batağında bulunan Avrupa borsa endekslerinde 2014 içinde bir çıtırdama bekliyor musunuz? BIST üzerinde ne etkisi olur? Bekliyor musunuz? Yani net bir beklentim yok ama burası Avrupa. Yani geçtiğimiz yılki tecrübelere düşünce son birkaç yıl her şey olabilir. Ama ben orada faizler... Bu seviyelerde yani düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğince neredeyse negatif faiz neredeyse değil artık konuşuluyor. Bu devam ettiği sürece bu sıkıntıdaki ülkelerin de çarklarını bir şekilde döndüreceğini düşünüyorum. Ama eğer orada olası bir negatif bir hava oluşur, buna herhangi bir neden olabilir. Yani Amerika'dan, Çin'den gelecek bir veri olabilir, Avrupa'da bir ülkeden bir sıkıntı olabilir, siyasi risk olabilir. Herhangi bir neden eğer faizleri yükseltecek bir hareket olursa o zaman Avrupa'nın işi çok zor. Ama faizler düşmeye devam ettikçe... Ya da bu düşük seviyelerde sürdüğü sürece ben Avrupa'dan bir çıtırtı geleceğini zannetmiyorum. Şu an herkesin keyfi yerinde en azından çarklar bir şekilde döndürüyorlar gibi geliyor. Ben önümüzdeki sene de faizlerin düşük olacağını öngörürsek ben önümüzdeki sene Avrupa tarafında en azından bir ülke batağı, iflası vesaire ihtimalinin biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum. Gülhan Akgürek bir şey sormuş. Ben emin değilim ama günaydınlar diyor. Sizlere de günaydınlar. Genel kurul toplantıları Ocak ayına alınacak diye söylenti çıktı. Doğru mudur diyor. Benim bildiğim hani genel kurul yapılabilmesi için böyle bir Ocak ayına alınmaz. Hani olağanüstü genel kurul herkes yapabilir. Evet. İstediği zaman yapar. Ama
genel kurulun yapılabilmesi için bir kere Aralık yıl sonunun kapanması lazım. Evet. Ve artı genel kurula hadi 31 Aralık günü karar aldırsan gidip Sanayi Ticaret Bakanlığı'ndan. Ya zaten duyurmaz bir ay, bir buçuk ay süre veriyorlar. Onun bürokrasisi zaten bir buçuk ay. Ben öyle bir söylenti niye çıktı, nasıl çıktı çok emin değilim. Yani pek doğru olacağını zannetmiyorum. Yani fiiliyatta uygulanma imkanı neredeyse yok gibi. Yani Ocak ayında genel kurul çok garip olur yani. 9 aylık bilançolar üzerinden genel kurul yapmak da çok garip olur. Ha, bir tek şu olabilir mesela. Yalnız. Bazı şirketlerin biliyorsun ara dönemleri farklı. Hani onların 9 aylığı sanki yıllık gibi oluyor. Ha, onlar yapabilir. Yani onlar onların ama genel olarak o ya, şey değil. Evet, diğer bir soru daha var. Murat Uçar'ın güzel bir sorusu var. Viyop kapanış ve açılış saatleriyle Varant açılış ve kapanış saatleri farklı diyor. Evet. Özellikle akşamki kapanışlarda neden Varantlarda kapanış fiyatı uygulaması yapılmıyor? Teknik olarak mı yapılamıyor acaba? Mesela 17.30'da 17.45 arasında Viyop 30'da bazen 500-600 puan fark olabiliyor. Bu durumda yatırımcının orada oluşan fiyatlardan alım veya satım yapamıyor diyor. Yani teknik bir sorun var bilmiyorum ama şurada farkı kaydetmek gerekiyor. Varantlar sonuç olarak bir aracı kurumun çıkarttığı finansal enstrümanlar ve fiyat belirlemesinde, kurallarında vesaire de onların işleyiş esasları etkili. Ama Viyop'ta bu endeks kontratlarında kapanışı, oluşan fiyatı vesaireyi borsa belirliyor. Borsa İstanbul belirliyor. Oradaki işleyiş esaslarında o belirliyor. Varantlar daha çok hisse senetlerine dayalı bir ürün olduğu için direkt hisse senetleri açıkken o çıkaran kurumun da kendini hedge etmesi gerekiyor. Yani varantlar seans kapandıktan sonra işleme devam edecek olursa bunu çıkaran kurum kendini orada hedge edemez. Onun için teknik olarak yani spot açık olduğu sürece varantın işlemesi mümkün. Onun haricinde çıkaran kurumu kendini hedge edemeyeceği için öyle bir işlem yapması riskli olur. Mümkün değil gibi. Levent Göktem 40 seans önce emir veriliyordu diyor. Belirlediğimiz fiyata hisseyi satışa koyabiliyorduk ve 40 seans bunu tutabiliyorduk. Bunu ne diye kaldırdılar ki diyor. Valla öyle ne diye kaldırdılar ki diyebileceğimiz o kadar çok şey var ki. Valla bilmiyorum. Sen var biliyor musun? Yok ben de bir fikrim yok. Tamam. Demin işte gelen bir soru vardı. Şeyden Denizli'den gelen bir soru vardı. Hüseyin Bey'den. Altın diyordu. Hemen altına bakıyoruz. Hüseyin Bey'in hani onu da şey yapmayalım. Ve altında oldukça bu aylık grafik günlüğe geçelim ve şu 1250'yi 1250 dolar seviyesinin de 1250 dolar seviyesinde altına geldi diyeceğim. Evet bu dolar bazında bakıyormuşuz. Pardon. Şimdi oldu. Dikkat edersen şurada 1250'nin altına geldi. 1250 doların altına geldi ve bugün de yaklaşık 1240 dolarlarda. Altın düşecek, düşecek, düşecek diye dün ben çok yorum duydum televizyonlarda. Ne diyorsunuz Zehir? Biraz daha düşüş trendine girdik. 1270 burada biz hatırlanacak iki hafta önce konuşmuştuk. Omuz baş omuz vardı ve burada sağ omuz da kırıldı 1270 dolar civarında. Yani hedef olarak 1130-1150 dolar civarı gözüküyor gibi. Özellikle yeniden 1270 doların üzerine atamadığı sürece altının ben o civarlara gerileyebilme ihtimali şimdi var. Şimdi bence şöyle yapabilir. Altın şöyle bir miktar yukarı hareket edebilir. Bu satış fırsatı olabilir. Evet. Ama şu anki görüntü hoş değil. Yani burada kırarken de bayağı hacim oluşmuş yani altında. Dolayısıyla şuradan aşağı doğru gelebilir. Altında teknik görüntü iyi değil sevgili seyirciler. Ve 1200'ün altına sarkabilir. Böyle bir durumda TL bazında bakalım altına. TL bazında şu an şeye gelmiş durumda. 80 lira 70 kuruşa gelmiş durumda. Ve bu seviyenin altına düştüğünde özellikle 75 ile 80 arası her zaman iyi alım imkanı verdi. Ben orasının da uygun olacağını düşünüyorum. Ama gerileyebilir 80'in altına. Burada da evet, destek var ama dolar TL kuruna da bağlı bu. Ben TL de orada 73-75 belki yine daha önce 73 test etmişti. O bölgeler belki 75 civarı. Bu düşüşte görülebilir diyorum. Eğer öyle bir gerileme olursa da çok iyi olur diyorum. Yani ideal alım seviyeleri olur diyorum. Hem ons bazında hem dolar TL bazında. Ben o fiyatların orta ve uzun vade için kesinlikle toplanması gereken yerler olduğunu düşünüyorum altını. Peki Üzeyir. Süremiz doldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bugün, ederim. Bugün euro dolar paritesinde de sormuştu Hüseyin Bey ama ben şöyle söyleyeyim. 1.35-50'nin üzeri çok zor. Ben olsam orada short pozisyon açar. 1.36 ya da stop koyardım.
ve kar realizasyon seviyemde 1.33-70 civarı olurdu. Kısa vadeli FX'de yorumu yapmıştım. Tek farklı düşüncem 1.36-50 benim de stopum olurdu. Aşağıda 1.30-31 evet. Orta vadede beklenecek yer olur. Çok teşekkür ediyorum Üzeyir programa geldiğin için. Sevgili ben seyirciler bu haftayı da sizlerle birlikte bitirdik ve bir hafta boyunca bizlerle birlikte olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Bugün Sayın Başbakan Yardımcısı Babacan'la bir toplantımız olacak. Birçok akademisyen köşe yazarı da katılacak bu toplantıya. Özellikle orada konuştuklarımız vesaire yarınki bugün gazetesinde köşe yazımda okuyabilirsiniz. İyi bir hafta sonu olması dileğiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.